hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar sonbahar teşrin bir yaprak dökümü getirdi aslında. Böyle yapraklar gibi döküldü ve bunlar tabi aynı hayatımızın sonbaharı gibi bu yaprak dökümü bize hüzün getirdi. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsmet abiye, Sezai beye Sayın Başkanımızın kıymetli pederi Allah rahmet eylesin ve en son İmran Kılıç Bey bizim milletvekili arkadaşımız bu ara böyle bir bizim için bir hüzünlü ay oldu. Evet. Şimdi perşembe günü merhum Sezai Karakoç'la ilgili bir sohbet ettik ve tabii çok yarım kaldı. Daha önceki geçtiğimiz yıllardaki derslerde de kısmen bahsetmiştik ama vefatı üzerine biraz daha ayrıntılı bir şekilde Sezai Karakoç'u anlatma, konuşma ihtiyacı oldu diyebilirim. Geçtiğimiz hafta başladık. Göklerin çektiği kartal diye kendisi Necip Fazıl'ın vefatı üzerine bir yazı yazmıştı. 26 Nisan 1983'te. Orada diyor ki ey ölüm sen ne sırlı bir güce sahipsin ki yalçın kayaların üzerinde bulunan kartal bile senin avın olur. Ve bu kartal çağrışımı bende aslında Sezai Karakoç'un kendisinin Şiir göğümüzün, şiir semamızın bir kartalı olduğunu ve bizim şiir göğümüzden, semamızdan bir Sezai Bey'in kayboluşuyla bir kartalın göçtüğünü bana hatırlattı. Neden? Bir kartal gibi yaşıyordu aslında. Kartal yalnız kendi avladığını yiyor. Bir özelliği odur kartalın. Diğer şeylerden farkı o. Onun için kartaldır yani. Sadece kendi avladığını yer. Allah rahmet eylesin Sezai Karakoş Bey de tüm hayatında bir ahlak abidesi. Benimsediği ilkelerin hiçbir şekilde dışına çıkmayan, onun içinde yaşayan ve sadece kendi kesbettiğini yiyen, şiirini, sanatını, çıkardığı dergi, kitapları hep kendi emeği ve kendi kesbettikleriyle ortaya çıkaran, başkasından bir yardım, bir destek kabul etmeyen ve almayan bir hayat yaşadı. İkincisi, tabii Kartal yalnız yaşar. Ama Sezai Karakoş'un bu yalnızlığı bir aziz yalnızlıktır. En aziz yalnızlıktır hatta. Ve onu Şehrazat şiirinde 1953'te yazdığı Şehrazat şiirinde onu tanımlıyor sen bir mahşer işinde en aziz yalnızlığı yaşadım. Dolayısıyla bu yalnızlığı öyle. tabii bu e, üçüncü özelliği aile kurması, sürü halinde, aile halinde e, yaşamasıdır, yaşamamasıdır Kartal'ın. Sezai Karakoç bütün gençlik, bütün ümmet ve bütün insanlığı aile biliyordu. Onlarla iç içeydi. Vefat ettiği günün gece sabaha karşı o saate kadar, saat iki, iki buçuğa kadar da aynı şekilde sohbet yapıyordu, sohbetteydi yani gelen ziyaretçilere ve oradan eve gidiyor, eve yatıyor ve evde işte yeterken ruhunu teslim ediyor. Onun için onun kaybı bize birkaç bakımdan, birkaç hayatımızda birkaç boşluk bıraktı diyebilirim, birkaç alanda boşluk bıraktı bir tek alanda değil. Bir Türk edebiyatı ve Türk şiiri, özellikle modern Türk şiiri kurucularından birini, bir köşe taşını kaybetti. Bir sütununu kaybetti. Biri bu bakımdan yani edebiyat ve sanat dünyamızın kaybıdır. Bir alanı o. İkincisi bir mütefekkir aynı zamanda. Tefekkür alanındaki bizim için bir kayıptır ve üçüncüsü dediğim gibi anıtsal yani abidevi bir ahlak insanıydı. Bu bir örnek hayattı. Kendi hayatına hep inandığı gibi yaşadı. Bu yani çok önemli bir husustur. Bu alanda da bir boşluk. Tabii inşallah bıraktığı eserlerle ördüğü yani gençlik tasavvuruyla ve özellikle tabi İslam medeniyet tasavvuruyla ilgili yorulmaz, yılmaz bir mücadeleci kişiliğiyle inşallah yeni nesillere, gençlere örnek olmaya devam eder ve onun tefekkürü, onun fikriyatı, onun düşüncesi, onun eserleri yaşamaya devam eder. Bu alanda da medeniyetimizin aslında bir kaybıdır. Çünkü bir medeniyet savaşçısıdır o, bir mücadele adamıdır. Sezai Karakoç'ta bir karşı çıkış var. Yapılan yanlışları görüyor. Son 200-300 yılda içinde bulunan durumu. Fakat onda bir umutsuzluk söz konusu değil. Çünkü sarsıyor. Çok sarsıcı şeyler söylüyor. Diyor ki, her evde kutsal kitaplar asılıydı. Okuyan kimseyi göremedim. Okusa da anlayanı görmedim. Kanunlarını kağıtlara yazmışlar. Benim anılarım gibi taşa, kayaya, su çizgisine, gök kıyısına, çiçek duvarına değil. Mesela diyor ki, kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim. Mesela diyor ki, hükümdarın hükümdarlığı için halka hayal vardı. Ama yine de eşsiz durumlar işlediği günlere geldim. Şimdi sarsıcı şeyler söylüyor. Ama aynı zamanda gülün müjdesini söylüyor. Dolayısıyla umut hep vardır. Ve bütün bunların hepsini vel ba'su ba'del mevt düsturuyla, inancıyla bunu söylüyor. Ve buradan da bir diriliş kavramı anlatıyor. Dolayısıyla bu de inandığı değerleri, bunun dirilmesinin özlemini, bunun dirilişinin hikayesini, tasavvurunu, mücadelesini bütün bunları söylüyor. Şiirle tabii ilgili çok küçük yaşlarda şiire başlıyor yani lise yıllarında. Ve 1950 yılında lise öğrencisi Gaziantep'te Büyük Doğu dergisine bir şiir gönderiyor. Mehmet Leventoğlu ismiyle. Ve Büyük Doğu'da yayınlanıyor. Yani bu bir lise öğrencisinin şiiri. Ve altında şöyle bir not var. Bu şiir 300 şiir arasından seçilmiştir. Yani 300 kişi şiir yazıyor. Oraya şiir gönderiyor. Sezai Bey'in yazdığı şiir 300 şiir işinden seçilip. Bu şiiri Sezai Karakoç daha sonra yayınladığı kitaplarda hiç şey yapmamış. Yayınlamamış. Ama şiirden kısa bir bölüm. Bu hem Sezai Karakoç'un şiirini hem tabi kendi şiir tekniğini öyle söyleyeyim. Şiir biçimini anlatması, yansıtması açısından da önemli. Diyor ki ilim merdiven daya çık aya. İman aleline bastonu sonsuza yürü. Sürü sürü putları kıra kıra var vara. Putları kıra kıra, var, var, vara. Şimdi bu lise öğrencisinin şiiri. İki kavram var, çok önemli. Biri ilim, yani öteki iman. İlim ve iman üzerine ve onun tasavvurunu işte 17, 16, 17 yaşlarındaki bir çocuk ondan sonra yazıyor. Tabi sonrasında Büyük Doğu'da daha sonra İstanbul'a gittiğinde Büyük Doğu'da çok emeği var. Tüm kültür sanat sayfasını falan o hazırlıyor. Ve maddi manevi orada Necip Fazıl'ın yanında o yükün altına giriyor. Mesela okulu bir sene geç bitiriyor. Sınavlara girmiyor İstanbul'da. İşte ihtiyaç var diyor. Gelip sınavlara girmiyor. Okulu bitirmiyor. Bir sene yani arkadaşları bitirirken o. Ve o arada tabii son sınıfta burslu okuyor, yatılı ve bursu kesiliyor. Yani inançları ve değerleri uğruna ta o yaştaki bir genç ne gerekiyorsa adına işte yoksunluğa katlanmak diyelim, efendim çile diyelim ne ise hepsini de gönüllü altına giriyor, yaşıyor. Mücadele adamı ömrü boyunca da hep inandığı değerlerle, davalarla o şekilde sürdü. Şimdi geçen defa bir şiirinden bazı, onun böyle dönem şey şiirleri var. Bütün şiirini sonradan kendi tabi yazıldıkları veya yayınladıkları tarihe göre tasnif etmek yerine o kendi kurgusuyla bunları tasnif ediyor yayınlaması. 1959'da işte ilk kitabı Körfez. Ondan sonra sonra bunları işte sıralarını değiştiriyor diriliş yayınlarında. Ve bütün eserlerini topladığı bir en son yayınladığı bir kitap var. Gün doğmadan. Orada bütün şiiri yani 700 sayfaya yakın bir cesim bir kitap. 13 sağanak halinde bunları tanımlıyor. Sağanak bu da çok önemli. Birinci sağanak gül sağanağıdır. Bu çok önemli bir e, tanım. Sezai Karakoş'un ortaya şair olarak çıktığı dönemde birinci yeni denen Garip Akımı'nın şiiri iyice sıradanlaştıran içinde hiçbir ulvi değerin olmadığı bir anlayışla ve özellikle geleneğe ait ne varsa bunu reddeden geleneğe karşı çıkan geleneği küçümseyen geleneği inkar eden bir yaklaşım var. Ve geleneksel geleneğimizdeki şiir geleneğimizdeki sembollerin başında da gül gelir. Gül ve bülbül o çağrışım özellikle uzatılır ve işte Leyla ile mecnun mesela aynı şekilde bu tür semboller kavramlar Sezai Karakoş aksine yani gülü tekrar şiirin gündemine getiriyor mesela ilk büyük destan olarak yazdığı 18-19 yaşında yazdığı Monozza da aslında güldür şimdi bu kısmı yani orada Sezai Karakoç'la ilgili bilmemiz gereken. Sonrasında mesela Gül Muştusu diye büyük bir şiir yazıyor. Bir kitap yani aslında. Ve şiirin, kitabın ismi Gül Muştusu. Gül müjdesi yani. Dolayısıyla Gül'le böyle bir şey var. Mesela anne çocuk ilişkisini yani bir erkek şairin dilinden daha güzel Sezai Karakoş'un dilinden, duyarlılığından daha güzel yani kolay kolay kimse anlatamamıştır, kimse anlatamaz. Anneler ve Çocuklar şiirinde. 1950'li yıllarda yazdığı yani henüz kendisi 20'li yaşlardayken yazdığı şiir. Anne ölünce çocuk bahçenin en yalnız köşesinde elinde bir çubuk dudağında küçük bir leke. Çocuk ölünce güneş simsiyah görünür gözüne. Elinde bir ip nereye bilmez bağlayacağını anne. Kaşar herkesten. Durmaz bir yerde. Anne ölünce çocuk, çocuk ölünce anne. Bu anne ve çocuk ilişkisini varlık açısından, varlıkları açısından bu kadar sarsıcı bu kadar güzel bir anlatım ancak çok büyük bir şairin maharetiyle mümkün olabilir. Sezai Karakuş'un böyle bir hususu. Keza mesela modern zamanlarda ailelerin işte bu çekirdek aile dedikleri şeyle çocuğun aile çocuk ilişkisini yine muhteşem bir tespitle ve bugünleri adeta görerek çok iyi kurcaladığı bir rubayisi var. Diyor ki, çocuklar bana kalırsa yoklar. Yok çocuk falan. Yok öyle şey. Hayal edilmiş ekler olacaklar. Ailelerin melankolileri için. Burada da tırnak içinde proje çocuk kavramının çocuğun kendisine olan esas varlığına duyulan sevgi ve saygıdan çok bir ailelerin melankolilerine bir ek olduğunu, bu şekilde tasavvura dönüştüğünü, bunun şikayetini bize söylüyor şair. Böyle olmaması gerektiğini bu şiirle söylüyor. Bunu şimdi siz etrafınıza bakarsanız bugünlerde, işte bu yıllarda aslında bu dörtlüğün, bunun ne kadar büyük bir toplumsal evet toplumun kültüründeki nasıl bir değişime dönüşmeye ve soruna aslında dönüştüğünü Zeyne Şair anlatıyor. Keza anne çocuk ilişkisinin mesela bir annenin, bir çocuğun anneye olan ihtiyacını ve onun ilişkisini ikisi arasındaki bağı anlatması bakımından yine bir dörtlüğü var. da yine çok muhteşem. Diyor ki doktor istemem. Annem gelsin. Yataklar denize atılsın. Çocuklar çember istesin. Çember çevirsin. Ölünce böyle istiyorum. Doktor değil, anne istiyorum ölürken diyor. Dolayısıyla böyle bir büyük şair. Şimdi köşe şiiri var. Şiirindeki 1900 yani ilk dönem şiirlerinde 1953-54'te yazdığı 5 bölüm 1954'te 4 bölümünü yazıyor. Sonra bir ara veriyor. 2 sene sonra son bölümünü de yazıyor 1956'da. Bu hem modern şiirin imkanları açısından hem de gerçekte estetik düzeyi ve Türkçe'yi kullanma biçimi bakımından içindeki imgelerle çok yani Sezai Karakoş şiirinin böyle en güzel örneklerinden bir tanesidir. Köşeden tabi geometrik bir şekil esas itibariyle. Fakat bu geometrik şekli yani bunun çağrışımlarıyla bunu şiire yerleştirmesi ve bu imge üzerinden anlatımı, Türkçeyi kullanma şekli. yine yani çok e, harika. Diyor ki, saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin. Kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Sen benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana olmuş ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Biliyorsunuz yıldız ışıltıyor sürekli. Ve her ışıltı bir köşe yaratıyor. Sen kaç köşeli yıldızsın dediğinde aslında onun o kadar parlak, o kadar ışıltılı, o kadar böyle etkileyici bir ışık kaynağı olduğunu bize o imgeyle, o imge üzerinden hatırlatıyor. Evet, bugün bunu bitirelim. Bu köşe şiiriyle inşallah ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümüne devam ederiz.